İyi günler ekonomide görünümle karşınızdayız. İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesinde son işlem gününde önce bir piyasalara bakalım. Bir tarafta küresel piyasalar Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği beklentisinin güçlendiği ortamda doların zayıfladığı, risk iştahının arttığı bir ortamdayız. Diğer taraftan da Orta Doğu'daki gerilim fiyatları etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarını, altın fiyatlarını etkiliyor. Amerika ile İran arasında yaşanan gerilimle birlikte bu da etkili. Borsa İstanbul 93.271 puanda. Borsa İstanbul eksi de. Diğer taraftan dolar 5.81'in üzerinde. Euro'ya baktığımızda 6.58, euro dolarsa 1.13.18'de işlem görüyor. Faize bakalım. Faiz ne durumda? Gösterge tahvilin birleşik faizi 19.92'de. Altın onsu 1.394, 1.400 doların üzerine çıktı. Altın ons olarak 6 yılın zirvesine çıkmış durumda. İşte bu gerilim güvenli limana doğru bir kaçış getiriyor. Gram altın 259 hatta 261 liraya kadar çıktı. Petrol ise 65 doların üzerinde. Bir de altın fiyatlarına bakalım. Ons fiyatı bir yandan Fed'in faiz indirmeye gideceğine yönelik beklenti. Sadece Fed değil, Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz indirmeye gideceği sinyalleri geldi. Dünya Merkez Bankalarında faizlerin inmesi bekleniyor. Diğer taraftan jeopolitik gerilimler, riskler, işte gram altın 261 liraya çıktı, çeyrek altın 431 liraya, yarım altın 862 lira ve Cumhuriyet altını 1750 liraya yükseldi. Bugün iki önemli veri geldi. Hem inşaat maliyeti hem de konut fiyat endeksine bakacağız, sonra da konut fiyatlarının ne olduğu onu konuşacağız. İnşaat maliyetlerinde artış devam ediyor. İnşaat maliyetleri bakın malzemede aylık %2,14, yıllıkta %26, işçilikte %0,41, yıllıkta %26'lık yine bir artış var. Toplamda da inşaat maliyetinde %1,60, yıllıkta da %26,41'lik artış söz konusu. Diğer taraftan bugün Merkez Bankası tarafından konut fiyat endeksi geldi. Konut fiyat endeksi de şunu gösteriyor. Yıllık bazda baktığımızda İstanbul'da bir düşüş söz konusu. İstanbul'da konut fiyatları %2,02 düşmüş. Türkiye genelinde %2,75 artmış Nisan ayında yıllık. Ankara'da %1,30'luk bir artış var. İzmir'de de yine artış var. Diğer taraftan şuna bakalım. Konut fiyat endeksi Ankara'da %1,30 arttığını söyledik. Bir sonraki grafiğimizi alalım. Orada da İstanbul için konuştuğumuzda aylıkta endeks nereye geldi? Bir de ona bakacağız. İstanbul'da konut fiyat endeksi. Orada da aylar itibariyle bakın Ocak'ta 100 seviyesindeydi. Şubat'ta 99.63, Mart'ta 99,35 düşüş var. Nisan'da 99,94 bir miktar artış söz konusu. İşte hem yıllığı hem de aylık olarak ne ifade ediyor bunu konuşacağız. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya telefon attığımızda. Makbule Hanım hoş geldiniz yanımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi önce şunu soracağım. İnşaat maliyetlerinde bir artış var. Ama diğer taraftan baktığımızda konut fiyatlarında özellikle İstanbul için söylediğimizde %2'lik bir artış söz konusu. Diğer taraftan İstanbul'da konut satışları da %21 azalmış son olarak Mayıs 2019 yılında. Öncelikle baktığımızda konut fiyat artışlarındaki hız yavaşladı. Bazı şehirlerde düşmeye başladı, düşüyor. Konut fiyatındaki düşüşün devam etmesini bekler misiniz? Bunu değerlendirirken aslında Türkiye ve İstanbul özelinde bakmakta fayda olabilir Serdar Bey. Şimdi Türkiye genelinde baktığımızda evet %2,75'lik bir artış var nominalde. Tabii enflasyondan arındırdığınızda reel değişim olarak -%14'ler. Hani bu da tamamen enflasyon verisiyle alakalı bir durum. İstanbul özelinde ise hiç beklemediğimiz bir gelişme var. Bu ardışık olarak aslında 3 aydır devam ediyor. İstanbul'da fiyat düşüşü artık endekste de gözüküyor. Şu an itibariyle işte bu ay Nisan ayı verileri açıklandı. -%2,02'lik bir düşme var. İstanbul'da bu devam eder mi? Bu bence açıkçası tamamen stok ve arz talep durumuyla ilgili. Bir süredir basında da çok fazla yer alıyor. Stok artışı, stokların elden çıkartılamaması fiyat artışını engelliyor. Fiyat artışını engellediği için de eğer satmak mutlaka istiyorsa müteahhit ya da vatandaş hiç fark etmez. Elden çıkartma psikolojisini güttüğünde bu fiyatlar biraz düşme eğilimine giriyor. Aslında endeks de bunu gösteriyor. Bundan sonraki aylarda ne olur diye bakacak olursak tabii biz gayrimenkul hele ki konut fiyat endeksinde konut satışlarında bunu çok net artık söyleyebiliyoruz. Burada bir sezon etkilerinden çok etkileniyor konut satışları. Seçimler de herhalde çok etkilendi. Özellikle dediğim gibi Mayıs ayındaki o keskin düşüş herhalde beklenmiyordu. Mayıs ayında %21'lik bir düşüş var. Bu da seçimin tekrarlanacak olması. Artık neredeyse tadilat bile seçim sonrası için konuşuluyor. Tadilat yapmak isteyen bile seçim sonrasını bekliyor. Tabii bu da bir etken ama diğer etkenler de çok önemli etkenler. İşte
Kredi faiz oranları biliyorsunuz Mart ayı itibariyle tekrar artış trendine girdi. Mayıs itibariyle geldiği seviyeler Mart'a göre daha yukarıda. Bu nedenle de toplam satışlar da düşüyor, ipotek satışlar da düşüyor örneğin. Dolayısıyla burada demek ki bir etkenlerden bir tanesi konut kredisi faiz oranlarının yükselme trendi. İkincisi evet insanlar bekliyorlar, bazı şeyleri bekleyebilirler. Diğer taraftan da beklerken şunun bence analizi yapılıyor piyasada. Ben elimdeki parayı konuta mı yatırayım, gayrimenkule mi yatırayım yoksa alternatif yatırım araçlarına mı yatırayım? İşte mevduat faizi bir alternatif olabilir mi? Döviz bir alternatif olabilir mi? Dolayısıyla bu alternatif çeşitliliği de arttığı için yakın dönemlerde birazcık da o aslında frenliyor bana göre konut satışlarında. Peki, konut fiyat endeksinde. Şunu sormak istiyorum. Yatırım için evet, yatırım için düşündüğünüzde hani yıllıkta Türkiye genelinde %2'lik artış siz de bahsettiniz ama enflasyondan arındırdığımızda evet. Ciddi bir yatırım anlamında kayıp söz konusu. İhtiyacı olanlar için tabii burada tabii faiz devreye giriyor. Faiz o ihtiyacı olanları da engelleyen en önemli faktör faizlerin yüksek oluşu ama inşaat maliyetlerine baktığımızda bir artış söz konusu. Dolayısıyla bu fiyatlar acaba dip seviyeler mi? Bu fiyatlar önümüzdeki 5 yıl sonra veya işte 10 yıl sonra uzun vadede baktığımızda iyi seviyeler mi konut alımı için? Tabii şimdi bunu inşaat maliyet endeksiyle birleştirdiğinizde aynen dediğiniz gibi bir tablo çıkacak karşımıza. Neden böyle bir tablo çıkacak? Eğer 2 yıl ardışık olarak bakarsanız inşaat maliyetlerine yaklaşık 2 yıldaki inşaat maliyet artışımız bizim ülke olarak %50. Yani bu şu demek. 2 yıl önce bir ruhsat aldınız ve 1000 liraya inşaatınızı mal ettiniz. Bugün aynı inşaata ruhsat aldığınızda inşaat maliyetiniz metrekarede 500 lira fark edecek. Evet. Biz şu andaki satışlarda neyi görüyoruz? 2 yıl önce, 3 yıl önce ruhsat alan projeler hala satış trendine devam ediyor. Yani satış grafikleri devam ediyor. Dolayısıyla kimse bu %50'lik fiyat artışıyla yeni inşaat yapmıyor. Bunu ruhsat sayılarındaki azalmadan da çok net görebiliyoruz. Etrafınıza baktığınızda da çok net görebiliyorsunuz. Evet. Şantiye sayılarında azalma var. Dolayısıyla şu anda yeni ruhsat alıp yeni inşaat yapacağım dediğinizde geçmiş 2 yıla göre %50 inşaat maliyetiniz artacaksa ister istemez bunu fiyata artık yedirmek Peki. zorundasınız. Bu ne kadar yedirilmemesinin en temel sebebi eldeki stokların bekliyor olması pazarda ve Peki. onların satışının amaçlanıyor olması. Şu anda yeni başlayan, yeni ruhsat alan bir proje inşaatı görmediğimiz, satışa konu olmadığı için bu maliyet artışında biz fiyatlarımızı da görmüyoruz. Çok teşekkürler. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbul Ömer Yönel Maya ile konut satışlarını ve konut fiyatlarını konuştuk. Bugün konut fiyat endeksini açıkladı Merkez Bankası. Bunu konuştuk.